İkinci Dünya Savaşı'nda genellikle askeri konular öne çıksa da İkinci Dünya Savaşı'ndaki diğer önemli bir faktör de propagandaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda posterler ve toplantılar ile ağırlık verilen propaganda faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı'nda ise teknolojinin gelişmesiyle çok farklı boyuta taşınmıştı. İkinci Dünya Savaşı boyunca tüm dünyada hangi taraf olursa olsun propaganda faaliyetleri yürütülmüştü. Ama bu işi en ciddiye alan ülkelerin başında Almanya geliyordu. Hatta Almanlar savaştan çok önce 1933 yılının Mart ayında bu iş için bir bakanlık kurmuşlardı. Almanya ve propaganda aynı cümle içinde kullanılınca tabii ki akıllara Joseph Goebbels gelmektedir. Günümüzdeki anlatımlarda Goebbels propaganda bakanı olarak lanse edilir. Fakat Goebbels'in başında olduğu bakanlığın tam adı Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı'dır. Günümüzün aksine o yıllarda Alman vatandaşları bu bakanlığı Halkı Aydınlatma Bakanlığı olarak bilirdi. İşte bu videomuzda silahları, çatışmaları bir kenara bırakıp savaşın farklı bir yönü olan Almanların propaganda çalışmalarının başındaki Joseph Goebbels'i incelemeye çalışacağız. <laughs> İlk olarak Joseph Goebbels'in gençlik yıllarını ve Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile yolları nasıl kesişti inceleyerek başlayalım. Paul Joseph Goebbels 29 Ekim 1897 tarihinde Mönchengladbach'ın Wright kasabasında doğdu. Babası Fritz Goebbels fabrikada bir işçiydi ve annesi Katharina Maria ev hanımıydı. Joseph Goebbels'in annesi Alman bir baba ile Hollandalı bir annenin bir çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Bu durum ileride Joseph Goebbels Göbels'in anneannesinin Yahudi olduğuna dair söylentilerin çıkmasına neden olmuştu. Göbels ailesi zengin bir aile değildi ve Joseph Göbels'in 5 kardeşi daha vardı. Fakir sayılabilecek bir aile olmalarına rağmen baba Fritz Joseph'i özel bir çocuk olarak görüyordu ve daha iyi bir eğitim alması için Joseph özel bir katolik kilisede eğitime gönderilmişti. Joseph Goebbels ayaklarındaki kemik iliklerinin gelişmediği bir rahatsızlık ile doğmuştu. Ailesi para biriktirip ameliyat olmasını sağlamıştı ama Joseph ayağına taktığı bir metal destek ile yürüyebiliyordu. Ve bunu tüm hayatı boyunca kullanmak zorunda kalacaktı. Yürürken aksamasından dolayı ilerleyen yıllarda çekilen propaganda filmlerinin çok azında yürürken görünüyordu. Hatta Göbels'in bir bacağı diğerinden daha kısaydı. Ayrıca kronik olarak bir akciğer rahatsızlığı vardı ve bu rahatsızlık sık sık hastalanmasına neden oluyordu. Şimdi bunlar bizi niye ilgilendirsin diyebilirsiniz. Videomuzun ilerleyen bölümünde inceleyeceğimiz bir propaganda faaliyetinde Göbels'in bu rahatsızlıkları büyük önem taşımaktadır arkadaşlar. Bu kalıcı rahatsızlıklarından dolayı Joseph Goebbels katolik bir kilisede eğitim almasına rağmen hayata isyan eden bir kişilik ile büyümüştü. Yaşıtları koşup oynarken Goebbels kendisini kitap okumaya vermişti. Okuduğu kitaplardan da sık sık notlar alır ve bunları saklardı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde birçok genç Alman gibi Goebbels de orduya gönüllü olmak istedi. Fakat rahatsızlıklarından dolayı bu isteği reddedildi. Bunun üzerine Goebbels yine kendini okumaya verdi ve Heilenberg Üniversitesi'nde bir burs kazandı. 1921 yılına gelindiğinde Göbels felsefe alanında doktora yaparak üniversite eğitimini tamamlamıştı. Joseph Göbels'in doktor unvanı da akademik eğitim verme yeterliliği kazanmış olmasından geliyordu. Felsefe okuyan Göbels Katolik Kilisesi'nin öğretilerini bu dönemden sonra tamamen reddetmeye başlamıştı. Bu kişisel fikir değişikliğiyle ile Göbels dünyanın nasıl olması gerektiğine dair kişisel düşüncelerini kaleme alıp kendisini bir filozof filozof olarak değerlendirmiş ve makaleler yazmaya başlamıştı. Bu makalelerini gazetelere ve kitap yayıncılarına götürse de Göbels'in fikirleri pek ilgi çekmemişti. Göbels rahatsızlığından dolayı küçük yaşlarda ilgi çekmeyen bir çocuktu. Fakat üniversite yıllarından sonra çok yüksek sesle konuşan, her zaman fark edilme ihtiyacı olan biri olarak görünüyordu. Daha Adolf Hitler ve partisi ile tanışmamıştı ama o dönemde bile yazdığı yazılar nefret dolu yazılardı. Dışarıdan destek görmeyince Göbels kendi çabaları ile kitabını bastırmıştı. Fakat üniversite içinde yazdıkları anlamsızca görülüyor ve hiç saygı duyulmayan biri olarak dışlanıyordu. 1924 yılına gelindiğinde toplum içindeki bu ezikliği, göbelsi, yeni ve aykırı fikirleri olan Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne katılmaya etmişti. Almanya o dönem finansal olarak bir bunalımdaydı ve Parti tüm bunları düzelteceğini iddia etmekteydi. Hem de yeni fikirlere açıklardı. Çözet Göbelsin şansının döndüğü an ise partinin gerçekleştirdiği bir ev toplantısıydı. Göbels kendi düşüncelerini ve partinin düşüncelerini harmanlayarak çok hararetli bir konuşma yapmıştı. Parti üst yöneticileri bundan çok etkilendiler ve Göbelsi partiye yeni üyeler çekmek için kullanmaya karar verdiler. Hitler ile Göbels ilk tanıştığında Hitler yaşanan gelişmeleriyle biraz partiden uzaklaşmaya başlamıştı. O dönem Göbels ise partide gitgide yükseliyordu. Hatta Hitler'e yakın kişiler Göbels'in Hitler için bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorlardı. Fakat Hitler ile Göbels baş başa bir toplantı yapmıştı ve Göbels Hitler'e olan hayranlığını özellikle vurgulamıştı. Göbels Hitler'e özellikle klasik propaganda çalışmalarını geride bırakıp bu konuda yenilikler yapmaları gerektiğini aktarmıştı. O yıllarda yapılan propaganda faaliyetleri genellikle el ilanı dağıtma, posterler, duvar yazıları, gazete ve mitingler gibi araçlarla yapılıyordu. Göbels'in fikri ise çok ilginç ve hiç denenmemiş bir yöntemdi. Hitler'in mitinglerinde yaptığı konuşmalar kayıt altına alınacaktı ve Almanya'nın çeşitli yerlerinde bulunan parti merkezlerine gönderilerek bu konuşmalar herkese aktarılacaktı. Göbels'in geliştirdiği diğer bir yöntem ise Hitler her yerde kampanyası Hitler uçak ile hızlı bir şekilde seyahat ederek bir günde iki ya da üç farklı şehirde mitingler vermeye başlamıştı. Ayrıca el ilanları elden tek tek dağıtılmak yerine şehirlerin üstünden uçaklarla toplu şekilde atılıyordu. Böylece insanlar kafalarını nereye çevirseler partinin broşürlerini görüyorlardı ve etkileniyorlardı. Bu seçim çalışmaları ile 1933 yılında Hitler ilk olarak şansölye yani başbakan sonrasında ise führer yani Almanya'nın tek lideri lider olmuştu Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi iktidara gelir gelmez de halka aydınlatma ve propaganda bakanlığı kurulup başına da Joseph Goebbels getirildi. İşsiz bir kişi olan Joseph Goebbels bir anda Almanya'da bakan olmuştu. Goebbels bu kazanım ile hem popüler olmuştu hem de hayat standartları yükselecekti. Bütün bunları kazanmasını sağlayan kişi olarak da Adolf Hitler'i görmekteydi ve Hitler'e adeta tapıyordu. Goebbels'in bakanlığı kurulur kurulmaz ise hemen ilk görevlerini al. Almışlardı. Bu görev ise parti karşıtı veya Hitler karşıtı bütün yayınların, kitapların ve konuşmaların sansürlenmesiydi. Hatta daha da ileri giderek kendi düşüncelerinin tersi her şey yasaklanmalıydı. 10 Mayıs 1933 tarihinde Almanya'nın üniversitesi bulunan 34 şehrinde bakanlık tarafından hazırlanmış listedeki yazarların kitapları yakılarak imha edildi ve bu kitapların bulundurulması yasaklandı. Daha sonra bu gece kitap yakma gece olarak anıldı. Ayrıca bu gece radyolardan canlı olarak yayınlandı ve kitapları yakılan yazarlar Alman düşmanı ilan edildi. Burada bir konu dikkatimizi çekmektedir. Yakılan kitaplarının içeriklerine baktığımızda Nazi ideolojisine ters olan düşüncedeki Karl Marx gibi ya da Yahudi yazarları anlamlandırabiliyoruz. Fakat listede bulunan bazı felsefi kitapların ne Almanlarla ilgisi var ne de Nazi ideolojisine ters bir düşünceleri var. İşte buradaki olayı tarihçiler Joseph Goebbels Göbels'in kıskançlığı olarak tanımlamaktalar. Göbels'in yazdığı kitabın başarısız olması ama o yazarların başarılı olması sonucu Göbels'in elindeki güç ile intikam aldığı belirtilir. Bakan olduktan sonra Göbels'in en önemli ikinci hamlesi ise radyolardı. Evet radyolar. O dönem radyo sadece zenginlerde bulunan bir araçtı. Fakat Göbels ve parti yetkilileri tarafından başlatılan bir kampanya ile Alman mühendisler çok ucuz bir radyo tasarladılar. 35 mart gibi bir fiyata halka radyolar veriliyordu. Halk ise çok memnundu. Sadece zenginlerin evinde bulunabilen lüks bir alet artık sıradan vatandaşların evinde bulunmaya başlamıştı. Fakat Göbelsin amacı halka hizmet olsun. Bu teknolojiden kimse mahrum kalmasın değildi. İşin amacı öyle gösteriliyordu fakat propaganda için artık her eve rahatça ulaşabileceklerdi. Göbels gün geçtikçe gitgide büyüyordu büyüyen yani kitleleri kendine bağlıyordu ve sönük bir çocukluktan sonra bu göbel için müthiş bir şeydi. Üstelik bu değindiklerimiz daha işin başlangıcıydı. Joseph Goebbels insanları kendine çekmek istiyorsan karşınızdaki kişilerin duygularını iyi şekilde anlamalı ve o insanların duygularına hitap etmelisin tezini savunmaktaydı. Radyo yayınları sadece kulağa hitap ediyordu ve insanlara görsel olarak da hitap edecek bir araç gerekliydi. Bu da filmlerdi. Almanların Berlin'de Üniversiyon Film Aktın Gelshaft isimli film stüdyoları bulunuyordu ve bu stüdyo sessiz film konusunda uzmanlaşmıştı. Göbes bu film stüdyolarını zorla kendi bakanlığına bağladı. Göbels ve Hitler filmlere çok ilgi duyuyorlardı. Film endüstrisindeki ilk işleri de bütün Almanya'da Amerikan filmlerini yasaklamak olmuştu. Fakat Adolf Hitler Amerikan filmlerine bayılıyordu ve Hollywood filmlerinden oluşan eşsiz bir koleksiyona sahipti. Göbels Alman film endüstrisinde çalışacak herkesin kendisine ve Hitler'e sadık kişilerden oluşmasını istemekteydi. Tabii ki ilk iş olarak Yahudi kökenli oyuncular Alman film sektöründen tamamen uzaklaştırılmıştı. Hatta herhangi bir Yahudi ile evli olan ya da ilişkisi olan oyunculardan bu ilişkilerini bitirmeleri istendi. Ayrıca Avrupalı ama Alman olmayan ünlü oyuncular ile çok yüksek meblağlı kontratlar imzalandı. Tabii ki bu oyuncular kontratı feshedecek olursa her şeylerini kaybedecekleri maddeler kontratlara eklenmişti. Göbels Amerika'da gişe rekorları kıran filmleri Almanya'ya göre en önemlisi nazi ideolojisine göre süsleyerek halka sunuyordu. Hatta bazı filmler vardı ki direkt insanların beynini yıkamak için yapılmıştı. Ama bu filmler öyle güzel tasarlanmıştı ki direkt insanların duygularına hitap ederek insanları etkiliyor ve yönlendiriyordu. İşte burada Göbels'in doğumundan itibaren var olan kalıtsal hastalığına geri geliyoruz. Almanlar ağrı ırk çalışmaları kapsamında kalıtsal hastalığı olanları ya da iyileşemeyecek derecede hasta olan kişileri toplumdan temizlenmesi için "Aktion T14 isimli bir program başlatmışlardı. Bu düşüncelerini topluma kabul ettirmek içinse propaganda en iyi yöntemlerden biriydi. Bu kapsamda Suçluyorum isimli duygusal bir film çekilmişti. Bu filmde kariyerinin zirvesindeki bir doktor çok güzel bir kadına aşık oluyordu ve evleniyorlardı. Kadın tedavi olmayan bir hastalığa yakalanınca kocasına ölmek istediğini ve kocasından kendisine yardım etmesini istemişti. Sonrasında kocası mahkeme karşısına çıkmış ve kadının bu isteğini yerine getirmesi haklı bulunmuştu. Film çok iyi yazılıp olay çok güzel dramatize edilmişti. Günümüzde filmin dağıtılması ve çoğaltılması dünyanın birçok ülkesinde yasaktır arkadaşlar. Ve bu film ahlaki yönden dünyanın en tehlikeli propaganda filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İşte işin ilginç yanı ise bu filmin hazırlanmasında öncülük eden Joseph Goebbels'in doğuştan kalıtsal rahatsızlıklarının bulunmasıdır. Bu filmin etkisiyle de birçok aile engelli yakınlarının Aktyon T14 programına katılmalarını kabul etmiştir. Kabaca tabir ile beyin yıkama dediğimiz olaya çok güzel bir örnektir. Genelde propaganda yönüyle tartışılan Joseph Göbels'in bakan olduktan sonraki kişisel yaşamı da fırtınalarla doluydu. Alman film endüstrisinin patronu olduğu için çok güzel ve çekici kadınları tanıma, onlarla bolca zaman geçirme fırsatı olmaktaydı. Fakat Hitler'in en dikkat ettiği konulardan biri parti üst yöneticilerinin Toplumca eleştiri konusu olacak ilişkilere girmemesiydi. Üst yöneticiler halka örnek olmalıydı ve Hitler Joseph Göbels'in evlenmesi için baskı yapmıştı. Böylece Göbels fanatik parti hayranı olan ve Berlin yönetiminde sekreterlik yapan Magda ile evlenmişti. Nikah şahitliklerini ise Adolf Hitler yapmıştı. Magda Göbels Hitler'e deli gibi hayran bir kadındı ve Hitler ile Magda Göbels'in arası çok iyiydi. Hatta partinin aileler ile yapılan toplantı toplantılarının ev sahipliğini devamlı olarak Magda Göbels yapmaktaydı. Hitler de Magda Göbels'i örnek ari Alman kadını olarak lanse ediyordu. Hatta birçok propaganda filminde Göbels ailesi örnek aile olarak yer almıştı. Fakat Joseph Göbels beyaz perdenin büyülü dünyasına kapılanlardan biri olmuştu. Joseph Goebbels'in evlendikten sonra kadınlarla ilgili bilinen ilk vukuatı Analize Uhlik ile yaşadığı olaydı. Analize Uhlik, Alman sinemasında yavaş yavaş yükselen bir yıldızdı. Goebbels, Uhlig'i bir eve götürmüştü ve kendisiyle beraber olmasını talep etmişti. Uhlik bunu reddetti. Hatta Uhlik göbelse tekme atarak evden kaçmıştı. Bunun sonrasında Uhlik Alman sinemasından uzaklaştırıldı ve İtalya'da çalışmaya başladı. Sonrasında ise İtalya'da çok popüler olan Uhlik Almanya'ya geri çağrıldı. Fakat Göbels filmlerde oynamasını engelledi. Sonrasında Uhlik Mussolini'nin ailesine çevirmenlik yaptı. Uhlik ile savaş sonrası yapılan röportajda Göbels'in beğendiği kadın oyuncular ile ilişkisi olduğunu, bunu kabul etmeyenlerin Alman sinemasından uzaklaştırıldığını özellikle belirtmiştir. Magda Göbels'in bu evlilik dışı ilişkilerden haberdar olduğunu fakat örnek Alman kadını olarak gösterildiği için bunu Hitler'e aktarmaktan çekindiğini tuttuğu günlüklerden anlıyoruz. Fakat Magda Göbels'in de bir tahammül sınırı vardı ve bu seferki olayda Joseph Goebbels de Magda'dan ayrılmak konusunda çok istekli olacaktı. Joseph Goebbels'in hayatında bir dönüm noktası olacak kişi ünlü oyuncu Lida Barova'ydı. Lida Barova Nazi idolesine gerçekten sıkıca bağlı oyunculardan biriydi. Hollywood'dan teklif almasına rağmen Alman sinemasında yer almak için bu teklifleri reddetmişti. Göbels gönlünü Barova'ya kaptırmıştı ama Barova yine sadık bir Nazi olan oyuncu Gustav Frolich ile nişanlıydı. Frolich de Alman sinemasında yer almak için Yahudi eşinden boşanmıştı. Barova eğer Göbes'e hayır derse kariyerini biteceğini biliyordu. Evet derse Hitler'in yakın dostlarından biri olan Magda Göbels ile sorun yaşayacaktı. Hatta Hitler Barovayı Almanya'dan kovabilirdi bile. Bu karmaşayı çözecek ise Joseph Göbels'ti. Göbels karısı Magda'ya giderek durumu anlattı ve boşanmak istedi. Göbels ve Barova'nın planları ise hazırdı. Bu ikili Japonya'ya gideceklerdi ve Göbels bakanlığı bırakacaktı. Fakat Magda Göbels direkt Hitler'e konuyu açtı. Ardından da Joseph Göbels Hitler'e gidip parti görevinden affını istemişti. Göbels ile Hitler yüzlerce kişinin tanık olduğu tartışmada kozlarını paylaşmıştı ve Hitler dakikalar boyunca Göbels'e bağırmıştı. Bazı kaynakta Hitler'in Göbels'e bir tabanca fırlattığı ve görevi ancak bu şekilde bırakabilirsin dediği de iddia edilmektedir. Göbels güçlü olsa da sonuçta Hitler son sözü söylerdi ve Göbels'e 3 ay süre vermişti. 3 ay boyunca Göbels karısıyla vakit geçirip evliliğini toparlamaya çalışacaktı. Hitler olayı öğrenir öğrenmez 16 Ağustos 1938 günü Barovaya Almanya'dan göndermişti. Göbels artık Hitler'in en gözde adamı değildi. Üstelik iktidar yarışının içinde olan Heinrich Himmler, Hermann Göring, Rudolf Hess gibi kişilerin içinde olduğu popülerliği en düşük hale gelen yönetici olmuştu artık. Önceleri her akşam Hitler'in yemek masasına çağrılan Göbels artık popüler değildi. Ayrıca diğer yöneticilerle tartışmalarında sadakati devamlı olarak sorgulanıyordu. Göbels acil olarak aşırı bir şeyler yapmalıydı ki eski parlak günlerine geri dönmeliydi. Ayrıca Almanya savaş hazırlıklarını tamamlamaya başlamıştı. O dönemde Yahudi nefreti yavaş yavaş tavan yapmaya başlıyordu ve Göbels tekrar Hitler'in bir numarası olmak için bu fırsatı kaçırmayacaktı. 1930 1939 yılının başında sahte bir haber dalgası yapılarak Paris'te bir Yahudinin Almanlara saldırı bir Almanı öldürdüğü haberi yayıldı. Bu haberden sonra Yahudi karşıtlığı yaptığı ateşli konuşmalarıyla ile Göbels bir anda yine popüler oldu. Hatta bir sinagogun yakılması ile sonuçlanan bir gösteriye liderlik etti. Tabii ki bunlar yeterli olmayacaktı. Polonya işgalinden sonra hemen film ekibini alıp Yahudilerin hayvanlarla aynı şekilde yaşadığını anlattı belgeseller hazırlattı Fakat bu çekimlerin hepsi kurmacaydı Göbels'in bu aşırı Yahudi karşıtlığını kullanmak isteyen aynı Himmler, Göbels'i Auschwitz kampına götürdü ve sistematik olarak Yahudilerin yok edilmesine haklı gösterecek bir propaganda yapılmasını istedi. Joseph Göbels her ne kadar Yahudi karşıtı olsa da kampta gördüklerine sadece iki gün dayanabilmişti ve Auschwitz'ten ayrılmıştı. Genelde ziyaretlerinde notlar alan, fotoğraflar çektiren Göbels, yardımcılarının hiçbir görüntü almamasını istemişti. Olayı Hitler'e taşıyan Göbels. Göbels, Auschwitz'te yapılanları insanlara satamayacaklarını ve bunu gizli tutmaları gerektiğini Hitler'e aktarmıştı. Hitler de Göbelse hak vermişti. Göbels burada kendi ahlakiyle biraz çatışmaya girmişti çünkü insanlara söylenen yalanları en iyi şekilde Göbels biliyordu ve bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemişti. Ama Göbels'in de vicdanı sızlamış diye düşünmeyin. Bunu gizli tutmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri eğer toplu katliamları halka kabul ettirirse. Bir anda Himmler baş kahraman olacaktı. Hatta kendi kişisel notlarında barbarca ama bunu gerçekten hak ediyorlar diye yazmıştı. Bu çabalarıyla Göbels Hitler'in tekrar güvenini kazanmayı başarmıştı ve hükümet de artık Hitler'in sağ kolu gibi olmuştu. 1940 yılından itibaren artık Hitler halkın arasına çıkıp konuşmalar yapmıyordu. Onun yerini ise Göbels almıştı. Göbels artık Almanya'nın içinde öyle popüler olmuştu ki ne söylerse halk kayıtsız şartsız inanıyordu. Barbarossa operasyonu başladığında Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırdığını Alman halkı radyodan Göbelsin yaptığı canlı yayın ile öğrenmişti. Barbarossa operasyonu başlarda başarılı olurken Göbels Polonya'da izlediği stratejiyi hemen İşgal edilen Sovyet topraklarında da uygulamıştı. Bu filmlerde komünistler ile Yahudilerin aynı şekilde yaşadıkları aktarılmış, Alman halkının doğu cephesine destek vermesini istemişti. O meşhur konuşmasını yaparak topyekün savaş çağrısında bulunmuştu. Göbels'in iddiasına göre dünyayı daha güzel hale getirmek sadece Almanların elinde olan bir güçtü. Göbels'in konuşması bittiğinde dakikalarca susmayan bir alkış yükselmişti. Fakat Stalingrad savaşından sonra Almanların hızlı ilerlemesi durmuştu ve işler tersine dönmeye başlamıştı. General Paulus'un teslim olduğu gün bile Alman radyoları zafer söylemleri ve marşları ile inliyordu. Alman halkından devamlı olarak yaşanan yenilgiler saklanmaktaydı ki Alman topraklarına bombalar yağana kadar. Tabii ki Göbels burada da boş durmayacaktı ve bu konuyu hemen propaganda haline getirecekti. Yaşları 16 ile 60 arasında olan bütün Almanlar onları Volkssturm'a katılmaya davet ediyordu. Volkssturm'un komutanı ise hiçbir askeri tecrübesi olmayan Josef Goebbels'ti. Volkssturm'u ilerleyen dönemde detaylı olarak inceleyeceğimiz için bu videoda kısaca geçiyorum arkadaşlar. 1945 yılına gelindiğinde iddialara göre Hitler hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmese de Göbels ile yaptığı görüşmelerde artık savaşı kaybediyoruz dediği kaynaklarda geçmektedir. Hitler'in aksine ise Göbels her zaman eski güçlerine kavuşacaklarından emin olduğunu söyleyerek Hitler'e cesaret verdiği iddia edilir. Hatta bu konu açıldığında birçok tarihçi Göbels'in propagandayı çok iyi yaptığını söyler ve Göbels'i en iyi tanıyanlardan biri olan Hitler'i bile kandırmayı Başarmış diye bahsetmektedir. Sovyet kuvvetler Berlin'e doğru ilerlerken, üst Alman yöneticiler bir an önce Berlin'den kaçmak için çabalarken, Göbel ise Hitler ile birlikte kalmıştı. Hatta karısı Magda ve altı çocuğu da Hitler'in sığınağına gelmişti. Savaşın kaybedileceği anlaşıldığında Hitler 30 Nisan 1945 günü intihar etti ve Hitler'in vasiyeti üzerine şansölye olarak Joseph Göbel satandı. Göbels şansölye olduktan sonraki ilk ve tek çabası Sovyet kuvvetlerinin ateşkes ilan etmesini istemek oldu. Bu istek reddedilince altı çocuğu Karısı Magda tarafından zehirlenerek öldürüldü ve sonrasında karısını vurup kendisi de intihar etti. Cesedinin yakılmasını istese de karısının ve göbelsin cesetleri Sovyet kuvvetler tarafından yarı yanmış şekilde bulundu. Yapılan teşhis sonucu hemen Josef Göbels olduğu anlaşıldı son bir değerlendirme ile videomuzu bitirelim arkadaşlar. Aslında Göbels'in propagandaları ile gerçeklerin ne kadar çarpıklıklar içerdiğini saatler sürecek belgeli örnekler verilerek incelenebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Joseph Göbels'in yaptıkları propaganda kelimesi tamamen bütünleştiği için propaganda kelimesi günümüzde yalan söyleyerek insanları kandırmak anlamına geldiği düşünülür ve bu kelime çok antipatik görülür. Propagandanın kelime anlamına baktığımızda çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacı taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünü demektir. Yani doğruları insanlara aktarırken de propaganda yapılabilir. Göbels doğuştan engelli biri olmasına rağmen engelli insanlarla ilgili yaptırdığı insanlık dışı propagandalar Göbels'in nefret ile anılmasını yetecek kadar bir bakış açısı yaratmıştır. Hatta bazı tarihçiler Göbels'in akciğerindeki hastalık için kullandığı ilaçların beyin zarar verdiğini ve Göbels'in akli dengesinin bozuk olduğunu iddia ederler. Buna kanıt olarak da bir bombalama sırasında yakınına düşen bombadan hiç etkilenmemesini, hatta yere bile yatmayıp konuşmaya devam etmesini gösterirler. Bu videomuzda Hitler'in propaganda makinesi olarak görülen Josef Göbels'i incelemeye çalıştık. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.